Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yemelere doyamayacağınız inanılmaz lezzetli tam bir görsel şölen tarçınlı rulo çörek yapıyorum. Tarçın yerine haşhaş da kullanabilirsiniz. Tüm püf noktaları ile detaylı anlatım yaparak hemen yapımına geçelim. İlk olarak hamurumuzun yapımıyla başlıyoruz. Böyle küçük bir sos tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Tuzsuz tereyağı kullanıyoruz. Hemen arkasından 1 su bardağı sütümüzü ekleyelim içerisine ve orta gözlü ateşte sütümüzü ısıtalım. Böyle azıcık ısıtmanız yeterli olacak arkadaşlar. Amaç burada yağı eritmek. Yağımızı güzelce eritelim. Eridikten sonra oda sıcaklığında tam olarak soğumasını bekleyelim. Aman dikkat edin, sıcak, çok sıcak olacak. Böyle asla hamurun içerisine eklemiyoruz. Yoğurma kabımızın içerisine 4,5 su bardağı unumuzu ekleyelim. Elimizle de birazcık unumuzun ortasına çukur oluşturalım. Bardak ölçülerimi malzemeler kısmında detaylı olarak belirtiyorum. Açmış olduğumuz çukurumuzun içerisine yarım su bardağı dolusu toz şeker, 21 gram yaş maya kullandım ben, bir paket. Elimizle birazcık ufalayalım. Arkadaşlar siz bir paket ya da bir yemek kaşığı dolusu instant kurumaya da kullanabilirsiniz. Çay kaşığının ucu ile bir tutam tuzumuzu da ekleyelim. Bir paket vanilya. Bir tane oda sıcaklığında yumurta ve bir kenarda soğumuş olan, oda sıcaklığına gelmiş olan süt ve tereyağımızı hamurumuzun üzerine gezdirerek dökelim. Daha sonra elimizi hamurumuzun içerisine sokalım ve tam bir karışım sağlayana kadar, hamur elimizi bırakana kadar, yoğurma kabımız tertemiz olana kadar güzelce yoğuralım. Ölçü olarak un kalitesi her zaman farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Bende hiçbir şekilde gerek kalmadı un ilavesine. Ama siz tutam tutam azıcık un ilavesi yaparak elinizi hamurdan çıkartıp toparlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde hamur elimizi bırakacak. Çok çok hafif elimize yapışacak. Yumuşacık kulak memesi kıvamında hamur elde edeceğiz. Elimizle birazcık hamuru toparladıktan sonra yoğurma kabımızın içerisine hamuru tekrar bırakalım ve kapağını da sıkı sıkıya kapatalım. Tam 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz bir kenarda mayalanırken 1 yemek kaşığı tereyağımızı dışarıya çıkartalım arkadaşlar. 1 saat içerisinde oda sıcaklığına gelecektir. Hamurumuzun arasına serpiştirmek için 1 çay bardağı toz şekeri, 1 yemek kaşığı toz tarçın ile bir kasenin içerisinde karıştıralım. O da hazır bir kenarda bizi beklesin. Çöreğimizin üzerine süreceğimiz beyaz kısım, yani glazür için bir kasenin içerisine 3 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde labne, 1 yemek kaşığı tereyağı oda sıcaklığında olacak, 3 yemek kaşığı pudra şekerimizi de kaşık yardımı ile güzelce homojen bir kıvam alana kadar çırpalım. Kasemizle beraber onu da bir kenara alalım, hazır bir şekilde bizi beklesin. Bir saat doldu, hamurumuz çok güzel mayalandı. Azıcık un serpiştirerek hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım ve parmak uçlarımızla birazcık genişletelim. Daha sonra merdane yardımı ile ileri geri yaparak kare şekilde hamurumuzu açalım. Oh,
Hamurumuzu açma işlemi tamamlandıktan sonra oda sıcaklığında yumuşacık olan tereyağımızı gördüğünüz gibi fırça yardımı ile alarak üzerine güzelce her yerine eşit gelecek şekilde yağımızı sürelim. Tarçın ve toz şeker karışımını da yağın tam üzerine bol bol elimizle alarak bu şekilde serpiştirelim. Ben toz şeker kullandım ama siz esmer şeker de kullanabilirsiniz. Bu aşamada ceviz, fındık, fıstık da elinizde parçalayarak üzerine serpiştirebilirsiniz. Hamurumuzun uç kısmından başlayarak ileriye doğru kıvıralım ve rulo olacak şekilde hamurumuzu saralım. Hamurumuzu elimizle birazcık yaygınlaştırarak uzatalım. Daha sonra uç kısımlarını parmak uçlarımızla ileriye doğru bastıralım, çıkıntı oluşmasın. Daha sonra ip yardımı ile kesme işlemimizi tamamlayalım. Hamurumuz oldukça yumuşak olduğu için bıçak kullanmadım, ip ile kesme işlemini gerçekleştirdim. İpimizi alttan bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar hamurun etrafına. Daha sonra bir düğüm atalım ve o düğümü sağ ve sol elimiz olmak üzere çekelim. Bakın gördüğünüz gibi işte bu kadar kolay. İki parmak kalınlığında olacak şekilde tüm hamurumuz bitene kadar bu kesme işlemine bu şekilde devam edelim. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz borcamımıza hafif aralıklı olacak şekilde hamurlarımızı sırasıyla dizelim. Fırçanın ucunu azıcık katı yağ batır çıkart yaparak borcamın tabanını yağlayabilirsiniz. Yağlı kağıt kullanmanız şart değil. Dizme işlemi tamamlandıktan sonra hamurumuzun üzerine temiz bir mutfak bezi ile örtelim ve 30 dakika boyunca tepsi yani yer mayası verelim. Bu mayalama işlemi çok önemli. Aman aman sakın atlamayın. Pufur pufur çörekler elde etmek istiyorsanız 30 dakika kesinlikle mayalanmasına müsaade etmeniz gerekiyor. Daha sonra hamurumuzun üzerine açalım ve 180 derece önceden sıcacık ısıtılmış fırında 35 dakika boyunca nar gibi kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkan çöreklerimiz çok sıcak, tıkır tıkır olacak. İlk sıcağı geçtikten, yumuşadıktan sonra kaşık kaşık üzerine glazürden sürüp gönül rahatlığıyla yumuşacık çöreklerimizi servis edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın. Umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Hadi bakalım, afiyet olsun.